iPad, iPhone ve iPod Touch gibi dokunmatik bir arayüze sahiptir. Bir klavye ve fare kullanmak yerine ekrana dokunarak iPad ile etkileşim içinde olursunuz. Bu etkileşimlere parmak hareketleri denilmektedir. Bu bölümde iPad'deki genel parmak hareketlerini ve bunların nasıl kullanıldığını göreceğiz. İlk hareketimiz dokunmadır dokunma bir bilgisayardaki fare tıklamasına çok benzer. iPad'in ana ekranında fotoğraflara dokunuyoruz ve uygulama çalışmaya başlıyor. Fotoğraflar uygulamasını açtığınızda tüm resimler görünür. Küçük resimlerden birine dokunursak resim ekranı kaplayacak şekilde genişler. Bazen dokunup tutmanız gereken zamanlarda olabilir. Kopyalanacak bir metni veya nesneyi seçerken genelde bu işlem yapılır. Örneğin bu resimde basılı tuttuğumuzda kopyalama baloncuğu çıkıyor. Resmi iPad'in panosuna kopyalayabilir, yapıştır seçeneğine dokunarak resmi yapıştırabiliriz. Başka bir dokunma hareketi çift dokunmadır. Uygulamaların çift dokunuşlara verdiği cevaplar her uygulamaya göre farklılık göstermektedir. Fakat çift dokunma hareketine verilen genel bir cevap, ekran bölümünün genişletilmesi veya daralması şeklindedir. Örneğin bu resme çift dokunduğumuzda resim yakınlaşıyor, tekrar çift dokunduğumuzda ise orijinal boyutuna geri dönüyor. Şimdi bir Safari sayfası açalım ve bir metin sütununa çift dokunalım. Gördüğünüz gibi bu sütün sayfayı kaplayacak şekilde genişlemiştir. Vuruş hareketi parmaklarınızı iPad ekranında hızlıca hareket ettirmenizdir. Fotoğraflar uygulamasına geri dönelim. Bir resim seçelim ve görüntüler arasında ileri ve geri gitmek için vuruş hareketi yapalım. Bir resim galerisindeki resimler arasında geçiş yapmak için vuruş yapabilirsiniz. Ayrıca vuruş hareketi ile sayfalarda hızlıca gezinebilirsiniz. Sürükleme hareketi çok daha planlı bir harekettir. Bu harekette parmağınızı ekrana dokundurur ve sürüklersiniz. Örneğin Safari ekranında vuruş yerine parmağımızı sürükleyerek sayfada daha dikkatli bir şekilde gezinebiliriz. Ayrıca nesneleri düzenlemek için de sürükleme hareketini yapabilirsiniz. Örneğin ana ekrana geçelim. Simge oynamaya başlayıncaya kadar üzerine basılı tutalım ve uygulama simgesini farklı bir pozisyona getirmek için hareket ettirelim. Değişikliği kaydetmek ve ana ekrana geri dönmek için ana ekran butonuna tıklamamız yeterlidir. Sıkıştırma ve açma hareketleri iki parmakla yapılan hareketlerdir. İki parmağınızı kullanarak genelde baş parmak ve işaret parmağınızla iPad'in ekranında sıkıştırma hareketi yapabilir ve görüntüyü daha küçük boyuta getirebilirsiniz. Resimler uygulamasına geri gidelim. Bir resim seçiyoruz ve yakınlaştırmak için parmaklarımızı açıyoruz. Tekrar uzaklaştırmak için ise resimde sıkıştırma hareketi yapıyoruz iPad'de özel olan başka parmak hareketleri de bulunmaktadır. iPad'in erişilebilirlik özelliklerine geçtiğinizde 2 veya 3 parmak hareketlerini kullanırsınız. Fotoğraflar uygulamasında iki parmağınızla açık bir resme veya olaya dokunduğunuzda bu resim veya nesne kapanır. Parmak hareketlerinden sonra şimdi iPad'in genel arayüz elemanlarına bakalım. Dokunulabilir butonlar neredeyse her yerde karşımıza çıkmaktadır. Ana ekrandaki veya butonlardaki ikonlar uygulamaları, örneğin fotoğrafları açıyor. Gördüğünüz gibi fotoğraflar uygulamasında bir butona dokunarak albümleri veya olayları görebiliriz. Açılır menüleri göreceksiniz. iPad'in menülerinin uygulamalara gömlü olan versiyonları da bulunmaktadır. Örneğin Safari'yi açalım ve yer imleri ikonuna dokunalım. Yer imleri bir açılır listede görünüyor. Eğer açılır liste ekrana sığmayacak kadar büyükse bu listede gezinmek için parmağımızı sürükleyebiliriz. Seçici tekerlekleri ayarlarla uğraşırken daha kullanışlıdır. Örneğin takvim uygulamasını açalım. Yeni bir olayı oluşturmak için artı butonuna bastığınızda ve başlat kısmındaki son alana dokunduğunuzda olayınız için tarih ve zaman ayarlarında seçici tekerler görünür. Nesneler listesini düzenlerken sık sık sil butonlarını ve sürükleme tutacaklarını göreceksiniz. iPod uygulamasını başlatalım ve çalma listesine dokunalım. Düzenle butonuna dokunalım. Ortasında beyaz çizgi bulunan bu kırmızı simgeler silme simgeleridir. Birine dokunalım ve nesnenin sağ tarafında sil butonunu görelim. Sil butonuna dokunalım ve nesneyi silelim. Eğer nesneleri silme ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz tekrar sil butonuna dokunun. Sürükleme tutacakları sağ tarafta yerleşmiş 3 yatay çizgidir. Bir nesnenin pozisyonunu değiştirmek için tutacağı dokunun ve nesneyi liste içerisinde yukarı ya da aşağı sürükleyin. Düzenleme modundan çıkmak için tamam butonuna dokunun. Ana ekrana geri dönelim ve ayarları açtıktan sonra genel ayarları seçelim. Sağı gösteren ayraç bu nesne için kullanılabilir bir alt menü olduğunu gösteren bir işarettir. Seslere dokunun. Ekranda seslerin bir alt menüsü görünür. Burada aç kapat anahtarlarına bakalım. Bunlar tam olarak tahmin ettiğiniz işlemi yaparlar. Açık olan bir seçeneği kapatmak için düğmeye dokunun. Seçeneği açmak için aça dokunun. Bir alt menüye bakmak için ekranın üst kısmındaki sol ok butonuna dokunun. Arayüz hiyerarşisine gidin. Son olarak iPad'inizin içeriklerinin aranmasından bahsedelim. iPad'inizin içeriklerini aramak için parmağınızı ana ekranda sağa doğru hızlıca çekin ya da ana ekranın ilk sayfasına gidin ve ana ekran butonuna tıklayın. Ara alanını ve iPad'in klavyesini göreceksiniz. Arama alanında yanıp sönen imleç metin girişiniz için hazır olduğunu gösterir. Aramak istediğiniz metni yazın. Sorgunuzla eşleşen nesnelerin bulunduğu bir liste görünecektir. Bu nesneler ilişkili uygulamaları, notları, e-posta iletilerini, kişileri veya takvim olaylarını içerebilir. Sonuç listesinde bir nesneyi görüntülemek için o nesneye dokunmanız yeterlidir.